Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben de Michel, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere İzlanda'nın kötü yanlarından bahsedeceğiz. İzlanda aslında her ne kadar güzel bir ülke olsa da bir gerçek yüzü de var ve biz de sizlere gerçek yüzü serimizin artık İzlanda versiyonunu çekmek istedik. 300 bin nüfusu da olsa, dünyanın en güzel coğrafyasına da sahip olsa orada da olan kötü şeyler var. Şunu da söylemeliyiz ki İzlanda aslında diğer ülkelere nazaran daha az problematik ve daha az aslında kötü yanları var. Bunu da videonun başında söyleyelim. Bu arada arkadaşlar ülkelerin kötü yanlarından bahsettiğimiz seriler var. Eğer bu seriyi merak ediyorsanız yukarıdan izleyebilirsiniz. Bir sürü video çektik ülkelerin kötü yanları hakkında. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone oldukça videoların devamı gelecektir. Ve like atmayı da unutmayın. Yorumda yaparsanız çok mutlu oluruz. O zaman videomuza geçelim. Bunu İzlanda'da yaşamak için sebepler videomuzda olumlu olarak da söyleyebilirdik. Ama bu bize olumsuz olarak geliyor. Çünkü İzlanda'da bütün tuvaletler unisex. Bütün tuvaletleri unisex olmasının sebebi de LGBT'ye ve eşcinselliğe verdikleri saygıdan ve değerden ve duydukları saygıdan kaynaklanıyor. Bizce birazcık abartılı çünkü erkek başıma bir tuvalete girmenin hiçbir ihtimali olmaması başkentte bana çok ağır geliyor, yani fazla evet, geliyor. Bence şunu söyleyelim, bazı insanlar tabii ki bu olumlu olabilir, biz her zaman saygı duyuyoruz, fakat bir erkekle bir kadının ihtiyaçları tuvalette farklı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de aslında Türklerin orada tatile gittiğinde veya yaşamaya gittiğinde bunu fark ederse ve sonradan tuvalete girmekten vazgeçebilir diye size bunlardan bahsetmek istedik. Olumlu da olabilir ama bizce olumsuz ve birazcık da rahatsız edici. Tabii ki bazıları için, LGBT için bu saygı göster olsa da bence onun yerine 3 tuvalet olması daha mantıklı olabilirdi diye düşünüyoruz. Yine dediğimiz gibi LGBT'lere ve eşcinsellere saygımız sonsuz, bunu da söyleyelim. Bir diğer konu ise arkadaşlar, ne yazık ki İzlanda'da Starbucks ve McDonald's yok. Bunu aslında kötü bir şey en azından bizim için, belki sizleri de etkileyecek bir şey diye sizlere de bunu anlatmak istedik. Sevgilimin McDonald's'taki ses tonundan anlamışsınızdır ne kadar sevdiğimizi. McDonald's ve Starbucks dünyadaki en fazla şubesi olan firmalardan ikisi, zaten Türkiye'de de en çok tüketilenlerden ikisi. Kendi firmalarını orada barındırmak istiyor olabilirler. Bunların kapitalist firmalar olduğunu isteyebilirler, zararlı olduğunu. Birçok sebepleri olabilir ama olmaması için bence yeterli bahaneleri yok. Bizim fikrimiz, çünkü dünyanın her yerinde varsa orada da olması gerekiyordu. Bence de, ve şunu da söyleyelim. Mesela bazen oraya tatile gittiğimizde kaçamak olarak daha kolayımıza geldiği için fast food'u hepimiz tercih ediyoruz. Bu yüzden burada McDonald's olmaması beni üzdü. Muhtemelen de gidecekler olanlar için de önceden söyleyelim veya orada yaşayanlar için. Tabii ki bunların başka opsiyonu vardır ama McDonald's'ın kalitesini hepimiz biliyoruz ve dünyaca ünlü. Bu yüzden de McDonald's'ın olmaması bence İzlanda'nın kötü yanlarından bir tanesi. Aslında burada bahsetmek istediğimiz ironik olan şey de şu: bu kadar sağlıklarını önemsiyorlarsa niye İzlanda'da en çok içilen şey kola? Bu da arkadaşlar ayrı bir ironi. O zaman diğer maddemize geçelim. Avrupa'da en çok boşanmanın yaşandığı ülke İzlanda ve İzlandalıların %68'i evlenmeden çocuk yapıyorlar. Bundan daha ilginç bir istatistik ve bundan daha kötü bir istatistik olamazdı herhalde. Çünkü İzlandalıların %68'inin evlenmeden çocuk yapması evliliği hiç umursamadıklarını gösteriyor. Yani İzlandalılara göre evlilik sadece bir kağıttan ibaret. Aslında biz aile konusuna çok önem veren bir milletiz bence Türkiye olarak. Evlilikler olsun, aileler olsun, bunların hepsi bizim için değerli. Değerlerimiz ve bunlar önemli olan değerlerimiz bizim için. Bu yüzden de aslında İzlanda'da bu tarz konulara hiç ama hiç değer verilmiyor. Ve siz aslında oraya gittiğinizde evlilik sizin için önemliyken ama etrafınızda evliliğin hiç önemsenmediğini görürseniz bu aslında sizi birazcık demoralize edebilir. Evlenmeden çocuk yapmanın, evlenmeden birlikte yaşamanın kimsenin gözünde kötü olmayabilir ama bizim söylemek istediğimiz şu: %68 gerçekten büyük bir istatistik. Türkiye'de 10 milyon kişinin evlilik dışında çocuk yaptığını düşünsenize ne kadar abartılı bir rakam. Niye İzlanda'nın %68'i evlenmeye bu kadar kötü gözle bakıyor? Çok manasız geldi bize. O yüzden İzlanda'nın gerçek yüzlerinden bir tanesi ve bizi gerçekten rahatsız eden bir durum bu. Şöyle bir şey var, evlenirken çok fazla hakkın oluyorken çocukla birlikte aslında evlenmeden bir sürü haktan muaf sayılıyorsun. Bu yüzden de aslında çocuk için çok kötü bir şey. Yani evlenmeden aslında onlar birlikte olduğunda çocuk ve aile bir sürü kuraldan muaf sayılıyor. Buna rağmen, bunları bildiklerine rağmen evlenmemeleri birazcık garip bulduk. Ayrıca boşanmalarının bu kadar çok olması sebebi aslında kadınların bu ülkede güçlü sayılması. Eğer bir evlilikte mutsuzsa ve kadın kendini değersiz hissediyorsa direkt normlar olmadığı için ülkede, ya bu kadın boşanmış, aa şöyle böyle gibi bakışlar olmadığı için kadın aslında isteyerek direkt boşanıyor. O yüzden boşanmalar çok fazla bu ülkede. Kadın hakları da çok fazla olduğu için ve kadınlara çok fazla değer verildiği için boşanmalar da artıyor. Tabii ki boşanmaların çok olması iyi bir şey mi kötü bir şey mi burası tartışılır. Ama bizce %68 oranında çocuk yapılması
çok fazla ve birazcık garip bulduk. Bu videonun en çarpıcı maddesi, bizi de en çok rahatsız eden madde bu aslında. Başlıkta da görmüşsünüzdür. İzlanda'da bir zamanlar Türk öldürmek serbestmiş. Neden bir ırkı öldürmek yasal olarak serbest olur? Çok manasız. 1970'li yıllarda bunun mantıksız olduğunu düşünüp Türk öldürmenin serbest olduğu kanunu reddetmişler ve artık Türk öldürmek orada yasal olarak geçerli değilmiş. Bir insanı öldürmek zaten çok yanlış ve yasal olarak izinli olmaması gerekiyorken sırf Türk diye öldürmenin serbest olması çok acımasızca. Mesela Osmanlı dönemine baktığımızda Osmanlı insanları öldürmek yerine herkesin dinine ve kültürüne saygı duyuyordu. Osmanlı böyleydi. Ama ne yazık ki İzlanda'da buna izin verilmemiş ve Türkleri öldürmelerine izin vermişler. Bu aslında çok kötü bir yasa ve bunun yasal olması da çok kötü. Ve ta 1970'lere kadar bu yasanın olması daha da garip aslında. Şunu da söyleyebiliriz ki İzlanda'da Türkler ve Müslümanlık çok fazla bundan dolayı sevilmiyor. Hepsi değil ama çoğu sevilmiyor. Bunda tabii ki de tarihinde etkisi var. Türkler o zamanlar insan çalan Türk olarak tarihe kaydını geçmiş. Tabii ki şunu da biliyoruz ki dünyada çok kötü tarihler var ama eskide kaldı. Tabii ki bunlar okullarda öğretildiği için Türklere karşı çok az da olsa, bakın çok değil çok az da olsa bir ön yargı var. Biliyorsunuz ki İzlanda arkadaşlar küçük. Küçük olduğu için neredeyse herkes herkesi tanıyor. Tanıması aslında kötü bir şey değil ama siz yeni birisi olaraktan bir ülkeye gittiğinizde zaten herkes herkesi tanıyıp arkadaş olduğu için birazcık kendinizi dışlanmış hissedebiliyorsunuz. Özellikle de o önceki kanundan bahsettikten sonra böyle bir şeyin de aslında kendinizi birazcık dışlanmış hissedebilirsiniz. O yüzden İzlanda'ya gittiğinizde aslında Türklerle arkadaş olmak birazcık daha mantıklı olabilir. Biz İzlanda'yı aslında kötülemiyoruz ama ne yazık ki öldürmek serbest olsun, onun dışında herkes herkes tanıması olsun ve küçük bir ülke olsun, aslında sizin oraya gitmeniz, entegre olmanız birazcık daha zorlaşabiliyor. İzlanda gezmek için mükemmel bir yer, olağanüstü bir doğası var ama yaşamak için bize hiç hitap etmiyor gerçekten. O yüzden bu videoyu izleyenler de İzlanda'da yaşamanın ne kadar zor olduğunu anlayacaklardır. Eğer siz de İzlanda'da yaşıyorsanız lütfen yaşadığınız zorluklardan bahsedin ve eğer de bizim yanlışımız varsa lütfen aşağıya yazın. Bizim de yanlışımız olabilir. Ama dediğimiz gibi bunlar bizim İzlanda'da yaşayan arkadaşlarımız olsun ve İzlanda'da daha önce yaşayıp seyahat etmiş insanların aslında düşünceleri. İzlanda'nın kötü yanlarından bir tanesi de ada ülkesi olması. Ada ülkesi olması ilk videoda da söylemiştik. Gıda üretimi çok zor çünkü iklimsel olarak buna müsaade etmiyor doğa. Bu sebepten dolayı İzlanda'ya dışarıdan gelen ürünler, bahsetmiştik yine videoda, Hollanda'dan geliyor diye. Gelen ürünlerin hepsi çok pahalı ve alım gücünüzü biraz düşürüyor bunlar. Meyve olsun, sebze olsun, bütün bunlar o kadar meşakkatli geliyor ki ülkeye. Her şeyin üstüne elbette ki fazladan fiyat ekliyorlar. Ve Hollanda'da aldığınız ürünlerin neredeyse iki katını ödemiş oluyorsunuz. Bu da aldığınız maaşa karşı sizi zor durumda bırakıyor aslında. Ayrıca şöyle bir şey var. Mesela Avrupa'da 4 saatten bir yerden bir yere gidiyorken trenle veya başka bir ulaşım aracıyla, aslında İzlanda ada ülkesi olduğu için seyahat çok zor. Ya feribot var ya da uçak var. Çoğu zaman kışlar uzun ve zorlu geçtiği için feribotlar çoğu zaman çalışmıyor. Mesela Filipinler'de ada ülkesinde yaşamanın bir dezavantajını yaşamıştık. Bu yüzden İzlanda'da ada ülkesi olduğu için birçok dezavantajı var. Ve mesela dışarıdan bir ülkeden bir şey almak istiyorsanız, satın almak istiyorsanız geliş süresi uzun olabiliyor. Bazı ürünler aslında hiç gelmiyor. Sevgilimin de dediği gibi meyve sebzeler dışarıdan geldiği için lezzeti de çok iyi olmuyor. Hem çok para veriyorsun hem lezzeti kötü aslında. Sadece yemiş olmak için yiyorsun diye. Evet. Hemen bir iki teknik bilgi ekleyelim arkadaşlar. Dünyanın en pahalı 9. ülkesi olarak geçiyor İzlanda. Aynı zamanda 1,5 litre suyu da 16 liraya alıyorsunuz. Buradan da ne kadar pahalı olduğunu anlayabilirsiniz. Ve yine detay ekleyeyim. Sigara ve alkol yine İzlanda'da Avrupa'daki en pahalı olan yerlerden. Çünkü bir bireye 70-80 lira istiyorlar. Bunu da ne kadar kısıtlayıcı bir ülke olduğundan bahsettiğimizde söylemiştik. Sigara ve alkol tüketmenizi istemedikleri için çok yüksek fiyatlar gösteriyorlar. İnsan tüketmek istediğinde çok fazla para vermek zorunda kalıyor. Ayrıca dediğimiz gibi yemekler çok fazla pahalı olduğu için yemeğe ve gıdaya ulaşım, dışarıda yemek yemek çok pahalı. 15 dolar bir yemeğe verebiliyorsunuz dışarıdayken, hatta bazı restoranlarda 25 dolara kadar bir kişilik çıkıyor. Bu çok pahalı. Bunun da sebebi dediğimiz gibi İzlanda'nın aslında bir tarım ülkesi olmaması. Ayrıca biranın bu kadar pahalı olmasının diğer sebeplerinden bir tanesi 1989'a kadar bira aslında yasaktı. Kısacası birayı istemiyorlar ve bu yüzden daha pahalı yapıyorlar. Birazcık sosyalist bir ülke diyebiliriz bu konuda. Vatandaşları sağlık olması için yine kurallarla hareket eden bir başka ülkemiz. Bir diğer kötü yanlarından bir tanesi ise araba kullanmak birazcık İzlanda'da zor. Hem coğrafi olarak yolların birazcık kötü ve zor olması
hem de insanların birazcık sinyalleri kullanmaması. Mesela Kuzey Avrupa ülkeleri trafik kurallarında bu kadar sertken ne yazık ki İzlanda'da sinyal bile kullanmayı bazen unutuyorlar. Bu yüzden oraya gittiğinizde birazcık alışması zor olabilir ama merak etmeyin, her şeye alışıyorsunuz. Kısacası İzlanda birazcık pahalı bir ülke ve dezavantajlarından sizlere bahsettik. Bu kadar pahalı olmasının sebebi dediğimiz gibi coğrafik koşullar. Coğrafik koşullar kötü olunca ülken olarak hem parayı az kazanıyorsun ve dışa bağlı bir ülke oluyorsun ve böylelikle yediğin meyve sebze hem pahalı hem de parasına değmiyor. İskandinavya ile alakalı bütün videolarımızı izlediyseniz sizce en yaşanılabilir İskandinav ülkesi hangisi? Yorumlara lütfen yazın. İskandinav ülkelerinde yaşamak için sebepler ve gerçek yüzlerinden bahsettik. Peki senin İzlanda hakkında görüşlerin neler? Bence İzlanda doğası olarak ve turistik olarak gerçekten mükemmel bir ülke ama orada yaşamak için düşündüğümde hiçbir zaman beni teşvik etmiyor. Çünkü orada düzenli olarak yaşamakta insanı sürükleyici hiçbir şey yokmuş gibi. Aktiviteler, takılmak, böyle takılmak dediğimiz yani hangout yapmak böyle çok... Bilmiyorum, sanki orada çok asosyal olacakmışım gibi hissettiriyor bana. Ben şunu düşünüyorum. Sorduğun için teşekkür ederim hayatım. Ben şunu düşünüyorum. Her zaman bir ülkenin coğrafik olarak güzel olabilir ama dağa ne kadar bakabilirsin? Ya dağ güzel olabilir veya yanardağ çok güzel olabilir ama her gün çıkıp da yanardağa bakmak istemezsin diye düşünüyorum. İlk başta çok güzel gelebilir. O yüzden seyahat için çok güzel. Ama yaşadıktan sonra sürekli yanardağa bakmak ne kadar keyifli. Aynı zamanda Alanya kadar nüfuslu bir yerde yaşamanın ne demek olduğunu sen zaten biliyorsundur. O yüzden herkesin herkes tanıması, bir kafeye gidiyorken herkese selam vererek yürümek benim çok hoşuma gitmiyor. Aynen, benim de bu aslında dezavantaj ama bazı insanlar var ki hep aynı kişileri görüp mutlu oluyor. Unutmayın ki hepimiz farklıyız ve hepimizin istekleri farklı. Ben şuna inanıyorum, ada ülkesinde yaşamak çok avantajlı bir şey değil. O yüzden de Türkiye'de mesela her şeye sahibiz, her şeyi üretebiliyoruz ve yediğimiz meyve sebze çok fark ediyor. Ve bunu ben Danimarka'da yaşayan biri olarak söylüyorum. Meyve sebzenin tadı gerçekten önemli. Türkiye'de yediğiniz o dutun, ağaçtan yediğiniz o dut başka yerde keyif vermeyebilir. İstediğiniz kadar paranız olsun. Bazen çok paranız olsa da ülkenize gelen meyve sebze çok da iyi olmayabiliyor. Her ülke için geçerli değil. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediysek arkadaşlar ve kanala hala abone değilsek aşağıdaki butona tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirime de tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz ki video attığımızda size de bildirimi gelsin. Hazır karantinadayken sizlere güzel içerikler üretmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım siz de bizlere izleyerek destek verirsiniz. Kendinize o zaman çok iyi bakın. Hoşçakalın. We touch, we break, make it seem like we feel the same.